Sayın kurucularımız, yöneticilerimiz, değerli öğretmenlerimiz, saygıdeğer velilerimiz ve bugünün en değerli konukları olan sevgili arkadaşlarımız. Büyük Millet Meclisimizin açılışının 101. yılını her yılki coşkumuzla kutlamak üzere düzenlemiş olduğumuz törenimize hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün evlerimizdeyiz. Dışarı çıkmak, belki bayraklarımızı alıp Anıtkabir'e gitmek için çarpan yüreklerimizle. Elbette yarın yine yan yana, okullarda ve sokaklarda bu bayramı en büyük coşkuyla kutlayacağız. Değerli izleyicilerimiz, tarih boyunca özgürlüğüne düşkünlüğüyle tanınmış olan Türk milleti, 1. Dünya Savaşı'ndan sonra ülke topraklarının düşmanlar tarafından işgal edilmesi üzerine bir kez daha özgürlüğünü geri alma mücadelesine girişmiştir. İsterseniz şimdi o günleri ve meclisimizin tarihini hatırlayalım. Şimdi demokrasimizin şanlı yolculuğu adlı sunumumuzu hep birlikte izleyelim. Mustafa Kemal Atatürk 1919 yılının 19 Mayıs'ında Samsun'a çıkışı ile milletin uyanmasını sağlayarak ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmıştır. Türk milletinin emperyalist güçlere karşı Samsun'dan başlattığı özgürlük ve bağımsızlık hareketi tüm yurda yayılmış, milletimizin istiklalini kurtarmak için giriştiği milli mücadele zaferle sonuçlandırılmıştır. Amasya Genelgesi ile milli mücadele ruhu oluşturulmuş, Erzurum ve Sivas Kongresi'nde alınan kararlar ile meşruiyet kazanan ulusal direnç, milletin egemenliğini yine milletin sağlayacağını ortaya koymuştur. Ankara'da meclis çalışmaları Atatürk'ün bildirisiyle başladı. Atatürk'ün 21 Nisan'daki genelgesiyle de meclisin açılacağı tarih duyuruldu ve milletvekillerinin Ankara'ya gelmesi istendi. 23 Nisan 1920'de Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. O günkü ilk toplantıya daha önce belirlenen 337 milletvekilinden sadece 115 katılabildi. 19 Aralık 1919 günü Eğitim Temsiliye Ankara'ya geldiğinde Büyük Millet Meclisi'ne dönüşme serüveni için ilk adım atılmıştı. Aynı tarihlerde meclis açıldığında Türkiye'de işgalci olarak İngiliz, Fransız, İtalyan, Ermeni ve Rum askerleri vardı. Bu şanlı meclis yalnız egemenlik için değil, bağımsızlık için de büyük bir mücadele vermek üzere kuruldu. 23 Nisan 1920'de bu küçük salona o kadar geniş ve o kadar güçlü bir mana dolmuştur ki, bu meclis her şeyden önce tam bağımsızlık idealiyle bir siyasi varlık, İstiklal Savaşı'nın yönetilmesi ve yeni devletin kuruluşunun inşasıdır. Bunların hepsi bu fiziken küçük binada çok zor şartlar altında bir araya gelen ama büyük ideallerin, devasa cesaretlerin sahibi olan koca yürekli insanların omuzlarında yükselmiştir. Milletvekilleri cilalı sıralarda yerlerini almışlardı. Salonda başkan ve katipler için yüksekçe bir kürsü kurulmuştu. Milletvekilleri başlarındaki fesleriyle ve kalpaklarıyla kahverengi sıralara oturmuşlardı. 23 Nisan Cuma günü Büyük Millet Meclisi açılarak çalışmaya başlayacağından o günden itibaren askeri ve sivil bütün makamlara milletin tek merciğin Büyük Millet Meclisi olacağı bildirilmiştir. Gerçek anlamıyla Anadolu'da yeni bir devletin kuruluşunun temeli atılmıştır. Bugün 23 Nisan 2021 Ulusal Egemenliğe Dayalı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının egemenliğin saraydan, sultandan alınıp egemenlik kayıtsız şartsız milletindir diyerek millete verilişinin milli mücadele ile Anadolu'da yeni bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluşunun tam bağımsızlığa ve milli egemenliğe uzanan yolun çizildiği günün 101. yıl dönümüdür. Kutlu olsun. Atamızın bu kutsal emanetine sonsuza kadar sahip çıkacağımıza ve yaşatacağımıza söz veriyoruz. Küçüksün bugün, yarın büyürsün. Her işte üstün, sen ol çocuğum. Şimdi
Okulumuz Halk Oyunları ekibinin hazırladığı Karadeniz yöresine ait oyunu izliyoruz. Evleri hani hani da parlayı gümüş hani, evleri hani hani parlayı gümüş hani, gümüş hani kızları da dünyalarda bir tane, gümüş hani kızları dünyalarda bir tane. Aldım bakır kazanı, kalayladım içini, aldım bakır kazanı da kalayladım içini. Vurdum Tonya yukarı da sen de yükle göçünü, vurdum Tonya yukarı da sen de yükle göçünü. Yoruna gidemedim torunla da ben yoruna yoruna vermedi senin nene iki gözü körüla vermedi senin nene iki gözü körüla akadirga kadirga da bittim içim enleri akadirga kadirga da bittim içim enleri acı nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri acı nasıl geçeyi da bensiz geçen günleri. Ay gülanda gülanda da çık kapıya gülanda. Yatalım uyanalım horozda bayılanda. Yatalım uyanalım da horozda bayılanda. Gülgenin tepesinde kuri kuri kutaklar. Gülgenin tepesinde de kuri kuri kutaklar. Al işte de durmayı da yarı yapar yutaklar. Al işte de durmayı da yarı yapar yutaklar. Ay gururlu gururlu da ay adam bulundur mu? Senin gibi güzeli hiç adam bulundur mu? Senin gibi güzeli da hiç adam bulundur mu? Susuz derede testik de durmaz ışığım dolmaz. Susuz derede testik de durmaz ışığım dolmaz. Eçek sunma şakları da yayla horonsuz olmaz. Eçek sunma şakları da yayla horonsuz olmaz. Bizlere bir şarkı seslendirdiler. Şimdi de hep birlikte okul koromuzdan Mavi Gezegen adlı şarkıyı dinleyelim.
hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızsınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar değerli, önemli olduğunu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Şimdi de Naz Talk Show'u birlikte izliyoruz. Hello everyone and welcome to another episode of Naz Talk Show. Today we would like to share the honor of hosting guests from Turkey, USA, Germany, France and Spain. They are here together to convey their messages to the children of 2021. But before that, let's go to our special weather reporter Natalia Beslar. Natalia, how's the weather today? Hello! The weather is good! Okay, now we are starting with our first guest from United States, Elon Musk. Hello, Elon. Hello, children of today, youth of the future. Assume that you're wrong. The goal is to be less wrong. This is the attitude the young people must have. This encourages them to take risks and follow their dreams. We must learn from our decisions. Thank you to the passionate builder of the future. And now, we are giving an ear to the grandpa of all children, Barış Manço. They have a song as a gift for you for children today. Let's sing it together. Down in the forest, near a village, lived a man called Nick the Chopper, chopping woods his game and making money, carrying note for trees. He blindly chops on, never to be married. He never washes, he never went to school. Nick the Chopper, chopping woods his game. Barış, you brought joy to our meeting. Thanks a lot. Turkish children will never forget you. And now, let's hear it from the king of Formula One, from the king of racetrack. But first, let's watch a video clip. It makes a lot of fun to drive. I'm really happy, yeah. And now, let's go to the podium. Michael, you can be a champion, but seven times? You are definitely unmuted. Hello, when it was Leidenschaft ist Motivation da. Versteige deine Gefühle nicht, um anderen nicht schwach zu erscheinen. Tschüss! How sincere was that? Now, ladies and gentlemen, let's hear a few words from the Queen of Elegance, Queen of Fashion, Coco Chanel. Hey, Coco! Bonjour. La simplicité est la clé de toute véritable élégance. Chaque jour est un défi de mode et le monde est votre podium. We need several minutes to comprehend those words. Is art for art's sake? Next guest is someone who served for the sake of society. Salvador Dali. Hola. Un verdadero artista no es el que se inspira, sino el que inspira a otros. Marcar tendencias siempre es un logro. Thank you very much, Salvador. And now, let's see how children celebrate 23rd of April in your country, Spain. Thank you.
are grateful to the greatest leader of all time, Atatürk. Happy Children's Day, everyone! Önce adını öğrenir çocuklarımız. Eli kalem tutup yazan da. Binler yaşa, yurdumuza hizmeti büyük Mustafa Kemal Paşa, ölümsüz insan, şanlı Atatürk. Okulumuzda her bayram, her zaman en büyük coşkuyla kutlanmıştır. Herkesin büyük bir coşkuyla görev aldığı veya candan eşlik ettiği o güzel kutlamaları tekrar okulumuzda kutlamak yakındır. Unutmayın arkadaşlar, sınıflar, koridorlar ve bahçemiz bizi bekler. Şimdi de 8C sınıfından Berke Birsen'in 23 Nisan adlı şiirini birlikte dinliyoruz. Bugün sen de bayrağım, daha şanlı dalgalan. Bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Bugün başta tarihim ve milletim uyandı. Ankara'nın bağrında bir sönmez ateş yandı. Aydınlattı yurdumu, dağıldı alev alev. Bugün kalktı ayağa uyuklayan koca dev. Bugün bana atamdan en büyük armağan, bugün büyük bayramım, bugün 23 Nisan. Ey güneş yüzlü çocuk, neşeyle aydınlat çevreni. Senindir bu güzel gün, rehberin bilimdir, atıl hep ileriye. Ve haykır var gücünle, yaşasın özgürlük diye. Bu vatan senindir, bayrak senindir. Gelecek senindir. Şimdi okulumuz 5 ve sınıfının hazırladığı Hint dansı gösterisini birlikte izleyelim. Merdaru daru pe bandaru tu bhe gita wale chale rang jamade humke bane sabhi mat wale Tanrım canım tanrım canım 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 can
adına mehmehani kyun tabhi khush hai deewani tu mujhko aisi kahani samjha de samjha de ye baat hai samne chahi mil jando na hamrahi ye huma hai ülkemize tertemiz bir gelecek bırakmak için çabalayan bizler her zaman taşın altına elimizi koyacağız. Bu dünya hepimizin dünyasıdır. Bir Kızılderili atasözünde de dediği gibi, yeryüzü bize atalarımızdan miras kalmadı. Biz onu çocuklarımızdan ödünç aldık. Şimdi de arkadaşlarımızın hazırladığı Anda Kal Güzel Çocuk, Nerede Olmak İstersin temalı görsel çalışmasını birlikte izleyelim. Evet, 23 Nisan en coşkulu ve en hareketli kutlamamız gereken bayramlarımızdan bir tanesi. O zaman hep birlikte koromuzun seslendirdiği Atatürk Marşı'nı dinleyelim.
madem dürüst Atatürk çocukları. Gözleriniz ufukları, başları hep yukarı. Hep çalış madem dürüst Atatürk çocukları. Programımız burada sona ererken bu sunumda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki bayramlarımızı okulumuzda, sokaklarda ve yan yana kutlamak dileğiyle. Nice 101. yıllara.